Önümüzdeki hafta iklim değişikliğinden çok konuşacağız. Belki konuşturulacağız demek daha doğru. Çünkü kadık kışı fırtınayı konu ettiğimiz her seferinde laf oraya getirilecek. Medya ve popüler kültür ne sunuyorsa onu konuşuyoruz. Dikkat ederseniz artık havadan sudan konuşmanın yerini iklimden konuşma kaldı. İklim değişiyor mu gerçekten? Evet, değişiyor. Fakat hava durumu değiştiriliyor. İkisi farklı şeyler ve asıl kritik nokta bu. Hegemon devletler 1960'lardan bu yana bir silah olarak hava durumunu değiştirme teknolojisi üzerinde çalışıyorlar. Bilimsel adı iyonosferin kontrolü ve manipülasyonu yoluyla ekolojik sistemleri etkileme teknikleri. Aa, havaya bak veya böyle kış mı olur falan derken aklımız Greta Thunberg'lerden önce bu konuya takılmalı. Özellikle de şu üç kelimeye, bir silah olarak. Geçen gün pek müreffeh bir binanın içinde yer alan hediyelik eşya mağazasında sıfır atıkla doğru yaşam ve yeni köylülük üzerine kitaplarla karşılaştım. Meğerse hali vakti yerinde kesimlerimizin birbirlerine bu kitapları hediye etmesi moda olmuş. Gülsem mi, gülmesem mi bilemedim. İklim değişikliği meselesi pandemiden sonra ikinci sıkı yönetim bu nedene dayanarak dünyayı saracak gibi gözüküyor. Önemli konu bu. Önümüzdeki hafta bu konu üzerine yazacaklarım var. İşin gerçeği şu ki sürekli bu konu üzerine yazmak zorunda kalacağız. Ben New York Times okuyorum. Başka kaynakların ne yazdığına bakmam diye şişinen köşe yazarlarımız var. Hiçbir şey okumayan köşe yazarlarımızla kıyaslarsak iyidir elbet. Fakat acaba son yıllarda bu gazetede sadece küreselcilerinin canının istediği haberlere yer verildiğini, özellikle pandemi ve ekonomi yorumlarının güvenilirlikten çok uzak olduğunu biliyor, umursuyorlar mı? Malum New York Times'ın logosunda basmaya değer bütün haberler yazar. Şimdi o işi iyice ideolojik bir filtreden geçirerek yapıyorlar. Netflix izlenecek kanal olmaktan çıkalı çok oldu. Bin türlü konuyu aynı vasat tatla anlatan filmler, diziler ve tabii cinsel kimlikleri törpülemek bakımından açık biçimde ideolojik ve tehlikeli bir zemin. Fakat bazen ilginç. Avrupa filmlerine de rastlanıyor. Mesela geçenlerde izlediğim bir İtalyan filmini tavsiye ederim. Forgive Use Our Debts. Yazan Haşmet Babaoğlu.